Merhabalar arkadaşlar, ee, iyi günler herkese. Bugün size akvaryum bakımı ile alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Ee, ben kendi yaptığım bakımı anlatacağım. Normalde tabi bunun farklı çeşitleri var. Ee, farklı tür bakımlar, büyük akvaryumlarda farklı bakımlar, sampı daha çeşitli olanlarda farklı bakımlar yani olabiliyor. Benimki dediğim gibi basit bir sistem. Her zaman söylediğim gibi ben acemice hani acemi bir kişiyim Hayla Deniz Akvaryumunda o yüzden kendi yaptığım tarzı anlatacağım zararını görmedim Hani şu ana kadar fazla ee, anlatmaya çalışacağım ee, şimdi ben şöyle yapıyorum kendi akvaryumda arkadaşlar bakımı şu an benim akvaryum 2 aylık iki buçuk aylık bir akvaryum bu gördüğünüz akvaryum ee, Normalde haftada veya iki haftada bir 10 litre haftada 5 litre gibi düşünün iki haftada 10 litre su değiştirmesi tavsiye ediliyor ben normalde 2 haftada 10 litre su değiştirirdim önceki akvaryumda. Şu an bunda da kurdum kuralı su değiştirmedim. Sadece su tamamlamanın bastığı su. Yani o da zaten su değiştirmeye girmiyor. Hani e, basılıyor. Başka türlü hiçbir su değişikliği yapmadım bu akvaryumda. Çünkü 2 e, aylık bir akvaryumun bana göre oturması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Siz akvaryumu kurdunuz. 1 aylık akvaryum ve su değiştirmeye başladınız sürekli akvaryumda bakterisini döngüsünü oturtmaya çalışırken siz durmadan aradan bakteri çekiyorsunuz içinden akvaryumun. Bu da tabi otomatik olarak döngüyü azaltıyor bence benim fikrimce. Bu yüzden ben hiç ellemedim. Önceki akvaryumda değiştirdiğim var. Bir aylık akvaryumda hep de 10 litre 10 litre haftada değiştiriyordum. Ama şöyle bir sakatlık oluyor. 5 litre 10 litre değiştirerek de denedim. Hani bir 5 bir 10. Hani durmadan döngüye oturmuyor. Yani akvaryumu berraklığa yaklaşamıyordu. Ama bunun tabii farklı sebepleri de var, ben de bir önceki videoda anlattığım gibi hani yukarıda benim paslanmaz vardı orada, o da bir sabun yaptı için siz çöküyordu ama gene de döngüyü oturtamıyordum ben bir türlü yani bakteri kültürü işte şu an mesela şu gördüğünüz bildiğim kadar benim bu kırmızılık sinobakteri diyor geçiyor diye biliyorum, yani emin değilim. İşte gördüğünüz mesela taşlar yerinden bir hafif bakteri oturuyor gibi hani Kamerada tam net gözükmüyor fazla ama e, taşlarda kahverengi dikler var yani, e, belli yerlerde kumlar mesela gördüğünüz kum şu an bir tık batık kamerada az gözüküyor ama normalde gördüğünüz gibi bir tık batık mesela yem artıkları var şurada birkaç tane demin yemledim yemediler fazla aç değiller normalde akvaryumunuzda konç işte ve benzeri türler olduğunda benim tavsiyem konçtur yani her zaman e, şöyle bir durum var konçlar arkadaşlar kumu kazar, kumu eşeler, kumundaki işte üstünü temizler, artık yemi yer, gayaları temizler. Hani temizliği yaptıkları için zaten dip kısmına fazla ellememeniz gerekiyor. Deniz akvaryumun kurallarından bir en temel kuralı şudur, kumu kurcalamayacaksınız. Kumun, yani ben de öyle öğrendim bildiğim kadar, kuma hiçbir şekilde ellemem. Hani elimle bile dokunmam kuma, ancak işte yeni bir mercan gelirse kayayı oraya koymayı bir şekilde ellerim, o kadar. Ama öteki türlü ben kumu karıştırmam. Çünkü riskli. Ee, diğer o, birinci... Ee, aman sözler karıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, suyu ben dediğim gibi şekerim 5 litre değiştiririm normalde. Iki, bir haftada bir 5 litre. 2 haftada bir yapıyorum ben genelde 10 litre. Çekerim. 10 litreyi hazırlarım. Isıtıcıyı sokarım. İşte çok soğuk birden vermemek için. Aynı akvaryum da Benim akvaryum 24 derece şu an. 24-25 derece var ısıtıcıyla o civara getiririm. Tuzunu karıştırırım. Tuzunu bekletirim biraz. Yani bir, bir iki saat karışsın ama bir gece bekletirim ama ben direkt avon, şey e, iç motor takıyorum. Küçük bir tane motorum var bu iş için çim malı. Onunla karıştırıyorum tuzunu. Bakıyorum ölçülerine. Yani tuzluk yaklaşık tuttuğunda 1022, 1023. Ü. Benim şu an 1024'te mesela. 1022, 1023, 1024 o civarı yakaladığımda koyarım. Sonra bakarım tuzluk maksimum bir sapar işte 1023 ise mesela 1024'e çıkar ya da 1022'ye düşer. Hani bu şekilde tuttururum ve bırakırım. Öyle devam eder. Bu şekilde değiştiririm. Bakımlarını böyle yaparım. Ee, diğer bakım ee, bakımın devamında mesela şu. Bu suyu değiştirmeden önce daha gördüğünüz işte akvaryum mesela ön camı, yan camı, görünen camları silerim. Cam sileceğiyle bir güzel silerim. Ee, arka camı da ben genelde rahatsız oluyorum orayı görmekten hani batık orayı da siliyorum ne kadar doğru onu bilmiyorum camın hani o camları silmek doğru mu değil mi ama ben genelde görünür camla sildiği için onları da siliyorum arkayı da siliyorum hoşuma gitmediği için fazla orası da gözüküyor diye hani onları temizliyorum bu şekilde bakımı yapıyorum sonra zaten NPC topluyor hem işte dediğim gibi su çekimi sırasında pisliği çekmiş oluyorsunuz işte genelde ben su üstünden su çekimi yaparım alttan yapmam fazla riskli hani ee, bu şekilde devam ediyorum bakımlarına ee, işte PC'yi sökerim bakımlarını mesela atıyorum ayda bir PC'yi komple söker temizlerim bir güzel içini işte koyarım ondan sonra gene toplarım bu şekilde devam, bakımlarına devam ederim. Aynen böyle gidiyor. Yani benim anlatacak olduklarım bu kadar. Deniz Akvami'nin bakımı hakkında bildiklerim bu kadar. Daha doğrusu yani daha detaylı daha iyi e, anlatan abilerimiz var ama ben kendim böyle yapıyorum ve bu şekilde bildiğim için anlatıyorum. Gene e, bize yorum yaparak destek olabilirsiniz bilen arkadaşlar. Anlatabilir. Ben de en bilgilenmiş oluyorum. Diğer arkadaşlar da. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlıklı günler.